Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok kibar bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zeminini hazırlayacağız. Daha sonra da üzerine modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafayı batarak buradan geri dönüyorum. Zürafamın içine tekrar batıp üzerine pırpır yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. Şimdi arasında 5 tane zürafa bırakacağım. Hemen buraya 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buraya 5 tane zürafamı yaptım. Şimdi ara kısmını yapmaya devam ediyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yani 6. zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Tekrar zürafamın içine batarak üzerine pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağı iniyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum ve buraya pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Ben arasına 5 tane yapacağım arkadaşlar. 5 tane pırpır koyacağım. Dilerseniz 3, 4, 5 veya 7. Bunu siz istediğiniz aralıkta koyabilirsiniz. Ben bu şekilde zeminini hazırlayarak tamamlayacağım. Zeminini yaparak hazırladım arkadaşlar. Ara kısmına 5 tane yaptım. Dilerseniz bunu artırabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi. Şimdi iğneme yeşil ipimi aldım. Hemen aşağıya dönmüş olduğum kısımdan sayarsak toplamda burada 6 tane var arkadaşlar zürafamız. Dilerseniz bunu 7 de yapabilirsiniz. Ben arasında 5 tane yaptım ama 6 yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane aşağıya dönmüş olduğum ipimi de sayarak 2 tane zürafa bırakıyorum. 3. zürafama batıyorum. 3 tane de diğer tarafta bırakıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum. Ve düğümümü attım. Üzerine düğüm atacağım için sökülme ihtimali olmayacak. Bundan dolayı da bu şekilde düğüm atıyorum ben genelde. Bu benim kendimin hazırladığı, kendimce bulduğum bir yöntem. Tabii hangisi hoşunuza giderse o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi zürafamın içine batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Hemen
tepesine düğümümü attım. Tekrar zürafamın içine batarak buradan aşağıya döndüm. Hemen buraya ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya döndüm. Üç tane sinek kanadı yapacağız. Hemen üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Bu şekilde 3 tane sinek kanadı yapmış oldum. Burada ipimi kesiyorum. Hemen başlamış olduğum kısımdaki ipimi de kestim. Diğerini de aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. Şimdi üzerine modelimizi uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Ortadaki sinek kanadının pırpırına hemen batarak buraya düğümümü atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde yine aynı şekilde düğümümü attım. Hafif sol tarafa doğru başlayacağım ki modelimiz tam ortada olsun. Hemen buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya indim. Tekrar batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Hemen üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Bu şekilde üzerine yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yine mesari ipimi aldım. Hemen baştaki sinek kanadımın pırpırına batarak aynı şekilde buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte 1, 2, tekrar batıyorum.
ve 3. Buraya 3 tane pırpır yaptım. Dilerseniz bunu 4 de yapabilirsiniz. Şimdi en son yaptığım pırpırdan başlayarak sırasıyla iğnemin üzerine alıyorum pırpırlarımı. İpimi üzerine atıyorum. Arkasındaki ipimi altından dolayarak bu şekilde tam ortada birleştiriyorum. Burada ipimi hemen kestim. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Hemen sinek kanadımın pırpırına batarak buraya düğümümü atıyorum. Aynı şekilde buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. Bir, iki, ve üç. En son yaptığım pırpırdan başlayarak sırasıyla iğnemin üzerine alıyorum. Hemen bu şekilde ipimi birleştirerek düğümümü atıyorum. Dilerseniz bunu daha kırık beyazla da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben birazcık daha canlı olsun istediğim için sarı kullandım. Bu şekilde modelimizi hazırladık. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.